Evet, son olarak Türk devletlerinde farklı Türk devletleri karşımıza. Bunlar herhalde artık küçük devletler mi o zaman için? Evet, yani diğerlerine kıyasla yaptıkları olaylar açısından daha az etkileyen, diğer Türk devletlerine kıyasla daha az etkisi olan devletler. Sibirler, hemen şöyle hatırlayalım, Sibirya adının geldiği devlet. Bugünkü Sibirya adı Sibir Türklerinden geliyor. Testlerde Sabir, Sabar şeklinde de görebiliyoruz. Nerede yaşamışlar? Isık Gölü civarında Asya Hun Devleti'ne bağlılar başlangıçta. Hani ilk büyük toplanış demiştik ya, bütün Türk devletlerini toplamıştı. İşte o Asya Hun Devleti'ne bağlıyken sonradan Asya Hun Devleti yıkılınca bağımsızlıklarını ilan edecekler ve Ural, Altay bölgesine yerleşiyorlar. Yani yine bir göç söz konusu, göçebe bir yaşantı. Yine diğer Türk boylarında mesela Peçeneklerde olduğu gibi Sasanilerle birleşme var. Tabii ki geçici olarak bir birleşme bu. Bizanslılarla savaştıklarını biliyoruz. Bizans derken Doğu Roma, yani Roma ikiye ayrılmış, kavimler göçü yaşanmış. Doğu Roma, Batı Roma diye ayrılan Doğu Roma ile savaşmış oluyorlar. Avarlar, Bizans ve Sasanilerle yaptıkları savaşlar sonucunda zayıflıyor. Ve bu zayıflama aslında Sibirlerin biraz işine geliyor. Çünkü oradan boşalan yerlere yerleşme şansı elde ediyorlar. Yoksa bu cümlenin burada ne iş var, bir mantığı olmalı değil mi? İstemihan zamanında en parlak demeyelim ama Köktürk Devleti'ne bağlanan Sabirler, yani devletin aslında yıkılışına etki eden bir hükümdar oluyor. Sabirler daha sonra Hazarların egemenliğine giriyor. Yani başlangıçta bir Türk devletine bağlı olup daha sonra onun zayıflamasıyla yine tek başına bağımsız olmuyor. Yine bir başka devletin koruması altında ona bağlı bir şekilde devam ediyor. Bugünkü Sibirya adını zaten söyledik, Sibirlerden geldiğini. Yine başka bir Türk devleti Başkırtlar, Başkurtlar. Kurtların türeyiş efsanesiyle de yine bağlantılı olarak her Türk devletinde olduğu gibi onların da yine böyle inanışları var. O yüzden isimlerini bu şekilde kullanmışlar. Ural Dağları çevresinde, yani yine Orta Asya bölgesinde kuruluyor başlangıçta ama sonra yine göç edecekler. Tabii ağırlıklı olarak Moğolların baskısı var. Moğolların da Cengiz Han olarak bilinen en önemli, en Moğollara altın çağını yaşatan, en geniş sınırlarına ulaştıran hükümdarının döneminde Moğol egemenliğine giriyorlar. Yani kimsenin karşı koyamadığı bir dönem. O yüzden üstüne basmak istiyoruz. Altın Ordu Devleti'ne daha sonraları bağlanıyorlar. Yani Moğol egemenliği zayıfladığında zaten ancak o zaman Altın Ordu Devleti de güçlenmeye başlar. Onlardan kopan bir kısım Moğollar da vardır Altın Ordu Devleti'nde. Onlar da Altın Ordu Devleti'ne bağlanırlar ve İslamiyet'i benimserler. Diğer Türk devletlerinden bazıları hatırlarsak, mesela Hazarlar Museviliği, işte Bulgarlardan bir kısmı Hristiyanlığı benimsemişti. Burada yine İslamiyet'i benimseyen bir Türk devletinden bahsediyoruz. Altın Ordu Devleti'nin zayıflayıp Rus hakimiyetine girmeye başlamasıyla Moskova Knezliği'nin güçlenip hani diğer bölgeleri kendi çatısı altına toplamaya başlamasıyla Ruslara bağlanıyorlar. Yani bölge olarak aslında çok büyük bir değişiklik olmuyor. Hı hı. Ama o bölgede hakim olan güçlü devletin hakimiyetine girmiş oluyorlar. Yani biraz el değiştirmiş oluyor. Zorlu mücadeleler veriyorlar ve Ruslardan bağımsız olmaya çalışıyorlar. Bağımsızlıklarını kazanmaya çalışıyorlar. Şimdi Osmanlı Devleti'ne denk gelen zamanla değin. Yani 1730-1736 yılları, ki o dönemde Osmanlı var. Hatta Osmanlı-Rus savaşları da söz konusu, anlaşmaları söz konusu. Ruslar tarafından ayaklanmaları kanlı bir şekilde bastırılıyor. Mesela burada Osmanlı Devleti'nin de hem İslamiyet'i kabul etmiş hem de Türk kökenli olması açısından bir yardım etmesi beklenir. Fakat Osmanlı Devleti'nin bu dönemde duraklama devrine denk gelen bir devirdir. Çok güçlü olmadığı bir devir olduğu için bu ayaklanmada onlara yeterince yardımcı olamadığını görüyoruz. Hani öyle bir karşılaştırma, paragrafta benzerlik sorusu çıkabilir. O yüzden Osmanlı ile ne alaka demeyeceğiz. Dönem olarak da zaten bakarsak tutuyor. Hatta 1718'dir Lale Devri. Gerileme devrinin içindeki o Lale Devri'ne
denk geldiğinde söylememiz mümkün. 1872 yılında tamamen artık Rusya egemenliğine giriyorlar. Günümüzde Rusya Federasyonu'na bağlı olarak yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkıldıktan sonra da yine bir bağımlı şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Peki Rusların içerisinde bir azınlık olarak varlıklarını devam ettiriyorlar diyebilir miyiz? Evet. Bir azınlık şeklinde orada azınlık statüsünde diyeyim daha doğrusu. Evet, yoksa yani, Rus mu artık onlar? Rus değiller. Rus kendi değil. Dillerini biliyorlar. Her ne kadar uzun süre bunlar unutulmaya çalışılsa da bazı işkence yöntemleri uygulansa da, da kendi kültürel kimliklerini bir şekilde az da olsa koruyabilmişler. Türk işler testlerde çok karşımıza çıkan bir Türk boyu. Hatta şöyle karşımıza çıkıyor. Emevilerle savaşarak İslamiyet'in yayılmasını engelleyen Türk boyu. Bir slogan gibi. Yani aklımıza öyle bir kazınacak ki zaten. Soruyu hazırlayan kişi kim gidiyormuş? Ama o şekilde hatırlanmış. Çünkü hem ÖSYM'nin daha önce sorduğu sorularda hep buna vurgu yapılmış. Hem de daha sonradan çıkan bütün bu boyla ilgili sorularda hep buna ağırlık verilerek sorular sorulmuş. Yani paragraf sorularında Türkeş görüyorsak kesin İslamiyet'in yayılmasına engel olduklarını hatırlamamızı istiyorlar. Türk boyudur. Fakat Emevilerle savaştı diyorsa Emeviler Müslümandı. Hatta Müslümanlığı ırkçı bir politika olarak uyguluyordu. Kendinden aynı soydan gelmeyenlere daha alt görevler veriyordu. Eş tutmuyordu, eşit değildi insanlar. Dolayısıyla da Emevilerle savaşmışlar. Hem bu eşitsizlikten hoşlanmadıkları için hem de kendileri Müslümanlığı başlangıçta benimsemediği için. Dolayısıyla da Müslümanlığı yayılmasını engelleyen Türk boyu diye hatırlayacağız. Yani bunu zaten istesek de istemesek de test çözerken bize kafamıza kazıyacaklar. Talas ve Çığırmakları arası ile Isık Gölü kenarında kurulmuş. Isık Gölü kenarında kurulan başka devletler de görmüştük. Birbirlerine komşu oldukları dönemler de var. Birbirlerinin yerine yerleştikleri dönemler de var. Farklı dönemler. Egemenlikleri altında yaşadıkları Göktürkler. Hatırlarsak Göktürkler de Doğu Batı, Kuzey Güney diye ayrılmıştı. Yani başlangıçta Kuzey Güney, işte sonra ondan kopanlar tekrar ayrılıyordu vesaire. Dolayısıyla bunların yıkılmasından sonra bağımsızlığına kavuşuyorlar. Bilinen ilk hükümdarı, bunu niye söylüyoruz? LYS de çıkabilir diye. Bu arada artık şey de olacak, açık uçlu sorular da olacak tarih dersinde. O yüzden LYS çalışırken bunları iyice ezberlemek gerekir. YGS'de bize verecekler. Bagat Arkan'ın böyle bir faaliyeti gerçekleşmiştir diye. Ve Göktürklere karşı da savaştığını görüyoruz. Direnmişler ve kendi bağımsızlıklarını elde etmişler. Demek ki sadece Müslümanlara karşı bir savaş söz konusu değil. Kendileri gibi aynı ırktan, aynı soydan gelen devletlere karşı da bir savaş söz konusu. Ha, peki buradan neyi çıkartabiliriz? İkisini aynı anda bizde verdi. Birinci öncül, ikinci öncül her iki durumu da verdi. Demek ki orduları tüm bu devletlerle savaşabilecek kadar güçlüymüş. Yani diğerlerinin ordularını yenmiş yenmemiş o önemli değil ama savaşabilecek kadar güçlüymüş. Türk işler Suluk Han zamanında demin bahsettiğimiz yer Emevilerle mücadele ederek Müslümanlığın ilerlemesine engel oldular. Yani Müslümanların ilerlemesi derken tabii ki Orta Asya'da ki yaşayan Türklerin içerisinde. Hatta daha sonra göreceğiz Abbasilerin Çin'le savaşının zaten Orta Asya'da bir Müslümanlık ilerlemesi ve yayılması amacıyla yapıldığını. Dolayısıyla da Çin bunu durduruyor. Çin'in durdurmasının yanı sıra bir de Türkeşler durduruyor. Yani Orta Asya'da niye Müslümanlık çok sonradan yayılmaya başladı? İşte bu iki devlet nedeniyle. Onun ölümünden sonra Çinliler Türkeş beylerini birbirine düşürdüler. Çin entrikaları yaptılar. Daha önce biz bunları Köktürk devletinde görmüştük. Hepsinde gördük biz bunları. Uygur'da gördük, Asyahun'da gördük. Yine birbirine düşürme politikası var. Sarı ve Kara Türk işleri olmak üzere devlet ikiye bölündü. Sarı Türk işler Altay Dağları'nın kuzeyinde. Kara Türk işler Talas Vadisi'nde yaşadılar. Talas Savaşı'nın yapıldığı yer. Evet doğru hatırlıyoruz. Sarı ve Kara Türk işlerin aralarındaki mücadeleden Karluklar yararlandı. Karluklar başka başka devletlerle daha sonra birleşecek. Daha önce bahsettiğimiz ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıları kuracak. Yani dolayısıyla da
Türgeçlerin siyasi varlıklarına son vermek demek, hem Müslümanlığa zarar vermeye çalışan, durdurmaya çalışan bir devleti yok etmek demek, hem de onun olduğu bölgede bir Müslüman Türk devleti kurmak demek. İki anlam teşkil ediyor. Maverenler bölgesinde fetihlerde bulunan İslam ordusuna karşı mücadele ediyorlar. Orta Asya'nın Arapların eline geçmesini, yani Emevilerin eline geçmesini engel oluyorlar. Şimdi geldik Kırgızlara. Destanlardan, edebiyat dersinden aslında sıkça duyduğumuz bir Türk topluluğu. Edebiyat dersinden nereden duyduk? Hemen ona değinelim ilk önce. Manas Destanı Kırgızlara ait. Tabii ki destanı oturup da derste okumuyoruz. Hiç kimsenin lise öğretmeni hadi bunu okuyalım demiyor. Çünkü dünyanın en uzun destanı Manas Destanı. Yani bildiğimiz kadarıyla. Elimize başka bir şey geçerse artık budur deriz ama bildiğimiz kadarıyla en uzun destanı. Dolayısıyla siz tarihçiler hiç kesin konuşamıyorsunuz o yüzden. Evet, bildiğimiz kadarıyla. Ne yapıyorlar peki Kırgızlar? Müslümanlık konusunda tabii ki başlangıçta herhangi bir şey bilmedikleri için sonradan Müslümanlığı kısım kısım aile aile benimsediklerini biliyoruz. Asya Hun Devleti zamanında onlara bağlılar. O ilk büyük toplanış dediğimiz diğer Türk beylerinin de bağlı olduğu dönemde bağlılar. Sonra Köktürk ve Uygur Devleti'ne de bağlı kalıyorlar. Sonra merkezi Ötüken olan, çoğunlukla Türk devletlerinin merkezi Ötüken'dir. Başkent Ötüken seçilir. İstisnai bir durum var, orada Balasagun'dur. Devlet kuruyorlar. Kitanlar tarafından Ohrun bölgesinden çıkarılıyorlar. Şimdi Kitanlar karışık bir topluluk biraz. O yüzden Türkler gelmeyecek aklımıza sadece. Bölgeden çıkarılınca Moğolistan'ın bir bölgesi haline geliyor Orhun bölgesi. Yani Türk kültürü özellikleri orada yavaş yavaş yerini Moğol kültürü özelliklerine bırakıyor. Ama sonradan Moğolların içine Türklerin yine sızmasıyla, sızması demeyelim, Moğolların kendi istekleriyle devlet yönetimine getirdikleri Türkler olsun, ya da teşkilatlanmaya, o askeriyeye getirdiği Türkler olsun, onların sayesinde zaten yine Orhun bölgesi bir Türk bölgesi oluyor. Sadece adı Türk bölgesi olmuyor ama yaşayış yine Türk yaşayışı. Moğollara boyun eğiyorlar, siyasi egemenliklerini kaybediyorlar ve 91'de hani Kırgızistan diye bir ülke var ya günümüzde, 91'de Sovyet Rusya'dan ayrılıyorlar ve günümüzde adını bildiğimiz Kırgızistan'ı kuruyorlar. Yani uzun süre Rus egemenliğinde yaşamışlar. Çoğu Rusça biliyor. Bir Kırgızla konuşulduğunda devlet memurluğunda rol alabilmek için Sovyet Rusya döneminde mutlaka Rusça bilmesi gerekiyordu. O yüzden çoğu Rusça biliyor. Fakat günümüzde bağımsızlar. Şimdi geldik Karluklar, yani şöyle söyleyelim. İlk Müslüman Türk boyu Karluklar. Demin dedim ki ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır. Ama ilk Müslüman Türk boyu deniyorsa Karluklar. Peki Karahanlılardan daha önce? Daha önce. Zaten Karluklar başka Türk boylarıyla da birleşip Karahanlı kuruyor. Evet. Hatta şöyle bir cümle daha kurabiliyoruz. İlk Müslüman Türk imparatorluğu dersek, hemen insanların aklına Osmanlı geliyor. Kesinlikle Osmanlı değil. Ondan öncesi de var, Gazneliler. Gazne'de bir Türk ve Müslüman devleti. İçerisinde birden fazla ulus barındırdığı için onu da Gazneliler diyeceğiz. Peki. Şimdi Karluklar nerede yaşıyor? Altay Dağları'nın batısında. Çinlerin kışkırtmasıyla sık sık Göktürklere karşı ayaklanıyorlar. Yani Çin entrikası burada da karşımıza çıkıyor. İkinci Göktürk Devleti'nin yıkılmasında etkililer. Ama tek başına değil, o daha sonradan Karahanlı Devleti'ni birlikte kuracakları bu iki boy da kendisine eşlik ediyor. Uygurlar yıkılsa bile ondan çıkan boylar var olacak. Bir müddet Uygurların egemenliğinde yaşamışlar fakat anlaşamamışlar. Biz sizle aynı çatı altında aynı hükümlere bağlı olarak yaşamayacağız deyip göç etmişler. Hep söylediğimiz bir şey, Türkler bağımsızlıklarına düşkündür. Yani 900'lü yıllarda, 600'lü yıllarda da düşkünlerdi. Günümüzde de düşkünler. Dolayısıyla da Karluklar 766 yılında Türkçülerin siyasi varlıklarına son verip kendi siyasi varlıklarını net bir şekilde başlatıyorlar ve devlet kuruyorlar. Uygur Devleti yıkılınca da onun
merkezi olan, daha önce bahsetmiştik Balasagun'dan, Malasagun şehrine naklediyorlar. 10. yüzyılın ilk yarısında Karahanlı Devleti'nin kurulmasında, yani bilinen ilk Müslüman Türk Devleti'nin kurulmasında etkili rol oynuyorlar. Şehirleşme anlayışı şöyle, Uygurlar yerleşik hayata geçmiş bir Türk devleti olduğu için şehirler, hani evlerin birbirine yakın olması, işte sosyal ihtiyaçların ve devletin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanabileceği bazı merkezi binaların ya da sosyal binaların yapılması açısından, tabii bu şimdiki binalar gibi çok katlı binalar değil de, hani işlevsellik açısından bir şehirleşme anlayışı var. Karluklar da buna devam ediyor. Talas Savaşı'nda Karluklar Müslümanların yanında, yani o Abbasilerden bahsetmiştik biz daha önce. İşte Talas Savaşı'nda Abbasiler ve Çinliler savaşırken Abbasilerin yanında Türk boyları var demiştik. İşte Karluklar o Türk boylarından bir tanesi. Böylece Orta Asya'nın Türk hakimiyetinde kalmasını sağlıyorlar. Kendileri Türk kimliğini kaybetmediği için. Karahitayların ve Moğolların hakimiyeti altına giriyorlar. Tabii ki Karahitaylar da Moğol kökenli. Yani ve demeyelim aslında, genel olarak Moğolların hakimiyeti altına girmiş oluyorlar. Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu oluyor. Yani hep ilkleri yaşamış oluyoruz. Karluklar, demin de bahsettiğimiz gibi İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu. Ve demin de bahsettik, tekrar tekrar hani ikisini soracakları için bize üzerine tekrar duruyorum. Moğollara itaat eden, yani Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu oluyor. Kimekler yine Altay Dağları'nın kuzeybatısı bu sefer. Göktürk devleti oradayken Göktürk egemenliğindeler fakat... Şimdi Altay Dağları'nın güneyi, kuzeyi, batısı diyoruz ya, bunlar geniş alanlar ama değil mi? Çok geniş. Sanki şöyle bir dağı hayal edip de onun batısı bir köy gibi düşünmeyin arkadaşlar. Altay Dağları. Altay Dağı demiyoruz zaten. Yani. Bir dağ silsilesi. Yani upuzun aklınızda bile. Aklınızda büyük bir şey canlansın diye söylüyorum. Evet, evet. Çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Göktürklere bağlılardı dedik. Onların yıkılmasıyla tabii ki bağımsızlığını elde ediyorlar. Fakat pardon, baskılar sonucunda, yani Kitan dediğimiz, daha önce de duyduk bu Kitanları. Baskılar sonucunda yine göç etmek zorunda kalıyorlar. Diğer Türk boylarının yaptığı gibi. Kimeklerin boy birliğine dayalı yapıları bozuluyor. Türklerde çok önemlidir bu. Yani her bir boyun beyi vardır. Her beyin sahip olduğu bir ordusu vardır. Gerçi ordu millet anlayışı var ama daimi bir ordu anlamında. Hı hı. Şimdi burada bu yapı bozulunca tabii ki zayıflama başlıyor. Yani devlet zaten içeriden bir çekirdekte bir sorun yaşıyor. Dolayısıyla başka bir Türk devletinin egemenliğini, Kıpçakların egemenliğini benimsiyorlar. 11 ile ayrılıyorlar. Her yani şey olmadan önce, bir başkasına bağlanmadan önce. Ki yaşayışları açısından söylüyoruz. 11 ile ayrılarak yönetiliyorlar. Başına tutuk, hani vali kelimesini kullanmıyor da tutuk kelimesini kullanıyor. Bu yöneticiler il yöneticisi olarak Hakan'ın soyundan gelenler arasından seçiliyor. Yani seçilmek demeyelim de atanıyor aslında. Çünkü öyle bir halk arasında yapılan bir seçim yok. Dolayısıyla da buna rağmen, böyle bir yönetim şekli olmasına rağmen zayıflayıp hakimiyetleri sona eriyor.